hard to breathe, but that's alright. Hush. Arkadaşlar, bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, girişimi değiştirdim. Clash severler dedim, farkındaysanız bundan sonra öyle olacak. Değişiklik yapmayı seviyorum. Bu seferlik bir deneyelim dedim. İnşallah böyle devam edecek. Arkadaşlar, videomuzun konusu ne desem size, elektro ile nasıl ganimet kasılır? Arkadaşlar, elektronun maliyeti kaç bir bakayım, ben size göstereceğim. 370 bin iksir istiyor. Ben bunlardan görüyorsunuz arkadaşlar. 400 bin, 300 bin, 100 bin, 100 bin, 200 bin falan çıkarmıştım hep. Ama düşünüyorum ki ben bundan daha fazla çıkartabilirim. Orada şanssızdım. Çok köy gelmedi, güzel köyler. Burada inşallah güzel köyler gelecek. Bu arada videoya intro koymayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel olacak intro koyabilirsem. Arkadaşlar, çekilişimiz halen aktif devam ediyor. İsterseniz katılabilirsiniz. Bu arada ondan sonra like atarsanız böylesi ellerine devamı gelecek işte. Elektro ile kasılır bittikten sonra, mesela madenci ile kasılır mı, bebek ejderha ile kasılır mı, ejderha ile kasılır mı, valkür ile kasılır mı falan gibisine, öyle videolar gelecek. Arkadaşlar, şimdi lafı çok uzatmadan ben köy bulup geleyim. Evet arkadaşlar, bu köyde harikulade bir ganimet varmış. Arkadaşlar, size üzücü bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok moralim bozuldu. Az önce 1,5 milyon bir ganimet buldum. Ve gözümün kız yanıyla bir bakayım dedim. Bir baktım 1,5 milyon. Gerçekten de. Sonra yanlışlıkla elim bir ileriye bastı ve köye gitti. Hani ne güzel ganimet vardı, onu da kaçırdık. Şimdi ben bir saldırıma başlayayım. Şuradan 2 tane yıldırımı attım. Şimdi köydeki ganimetin %90'ını süpüreceğimize inanıyorum. Karayiksir dışında. Karayiksir sonradan içeri koymuş. Buraya elektro atmayacağım. Çok zaman kaybolur. Buraya bir tane bu arada bu nereye gidiyor ya? İlginç bir şey. Neyse, sıkıntı yok. Keşke onun menzilinden çıksaydı ama bir de onun hep peşine gidiyor. Ben şuraya bir elektro bırakmak zorundayım. Bu arada taktik avcı uçağının bitmiş olması bizi gerçekten büyük bir tehlikeden kurtarır. Şimdi buradan bir tane atsam nasıl olur? Gerçekten ganimetin, buradaki ganimeti aldı diyelim. Aldı, buradaki ganimeti de aldı. Kara X'e de vurdu hatta biraz. Sen ona vurup buradankine dönebilirsen çok iyi olur. Evet, ona döndü biraz. Oradaki ganimet kaldı. Olsun, sıkıntı yok. Elimizde daha fazla elektro var. Şuraya şöyle atsam. Geri kalanını da nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Sana bıraktım şöyle. Sana da şuraya bir tane attım. Köyü gerçekten çok iyi bir şekilde ilerliyoruz diye düşünüyorum. Nasıl bir şey yapsak şimdi? Sana bir tane öfke versem, seni dondursam nasıl olur? Çok iyi olur. Aynen. Ona da vursanız helal olsun. Gerçekten güzel saldırdık. Devam ediyoruz hatta. Bir sürü elektro var elimizde. Ölü köy elektroyla çok iyi temizleniyor. Taktik avcı uçağı şu an olsaydı köyü üçleme imkanımız hiç olmazdı. Belki şu an üçleyemeyeceğiz ama üçleme ihtimalimiz var. Onu göz önüne alarak bu köyden maksimum yıldızı çıkarmaya çalışacağım. Ben şuraya bir tane dondurma attım. Şimdi vur ona. Ona vurmayın ya. O biraz kötü oldu işte. Bir kere vursa, ne vurdu ona. Neyse. Aha, o indi bu arada. Güzel oldu. Bu köyü üçledik. Bu şekilde çok güzel saldırı çıkardık arkadaşlar. Bu köyden de böyle bir şey çıkarmak, yani aslında ölü olmasa bu 3 yıldız çıkartamam ama ölü olduğu için güzel bir 3 yıldız çıkardık. Hem de aldığımız ganimet efsane bir ganimet. 70 bin de bonus geldi. 460 bin de geldi. Ganimetler geldi yani bonus olarak. Şunları bir toplayayım. 5 milyon ganimet iksirim var. Kraliçeye seni vermek istiyorum aslında ama boş ver. Biraz buraya mı odaklansam diyorum. Ben burada ne bassam Valkyrie odaklanmak istiyorum ama Karakış'ta da ilk bence atıcı basmalıyım diye düşünüyorum. Onu bitirdikten sonra Valkyrie, Golem gerçekten çok geride kaldı. Bunu da bitirmeden belediye binasını onu biraz basmak istemiyorum. Şimdi şuradan bir ordumuzu basalım. Klan kalemizden bağış alamıyoruz diye 8 dakika var, beklemeye gerek yok.
Şu arada Barbar Kral, bir de ben şu şekilde hemen vereyim. Büyük koruyucu da vereyim. Aslında büyük koruyucu basmayı çok istiyorum da şu ordu kampları bitmeden hiç basasım gelmiyor. Çünkü hem ikisi aynı anda gidemez. Çünkü ordu kampları 7 milyon istiyor. Elektro ile de ganimet kasmak zor ama kasılıyor. Bu kesinlikle garanti, yani kasılması garanti. Lafı çok uzattık. Şimdi arkadaşlar, ben köy bulup geliyorum. Arkadaşlar, bu köyde az öncekinden daha iyi bir ganimet var. Buraya güzel bir saldırı çıkarmayı düşünüyorum. Bir de taktik avcı şu an dışarı koymuş arkadaşımız. Bu gerçekten iyi oldu bence. Şimdi ben düşünüyorum ki bu taktik avcı uçağını büyük koruyucuyla indirebilir miyiz acaba? Sana bir iki tane yıldırım çaksam, bir de sana şuradan bir tane elektro, bir de öfke versem sen onu indirirsin. Ama ne yaptım be elektro? Biraz zaman kaybı yaptım bu arada. Ah, güzel, çok iyi oldu. Şimdi zaman kaybetmeden ben sana bir tane şöyle yapsam nasıl olur? Çok iyi olur. Büyük koruyucu orada inşallah taktik avcı uçağına kilitlenir. Aferin büyük koruyucu, harikasın. O inerse zaten yavaş, savaşta bayağı ganimet alırız. Barbar Kral da şöyle bir basayım. Şu an kraliçeyi dondurmam lazım diye düşünüyorum. Şöyle dondurdum. Çünkü kraliçe görebilir. Görmesini istemiyorum. Görünce çok büyük sıkıntı oluyor çünkü. Şimdi ben size şöyle atsam nasıl olur? Müthiş olur. Şöyle. Ne yapsam başka? Burada büyük koruyucu şu an kilitlendi bence. Onu öldürecekler. Sana bir tane şöyle öfke. Öfke vermeyeyim. Başka şurada ganimet bayağı kaldı. Sen onu alırsın ya. Burada da kalmış. Sana atayım bir tane. Bir tane sana atayım. Size şöyle öfke. Sana da öfke. İnşallah güzel gideceksiniz ya. Ama 3 yıldız gelmeyecek bundan. Klan kalesi bağışımız yok. Onun dışında zaten. Uf, ona da vurdu. Çok iyi. Hadi hadi bunu da al. Ya. Onunla bir kere vursaydım be. Ama ganimeti bayağı aldık. Bu çok iyi oldu. Oh, elektro onu aldı. Helal. 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 Daha elimizde birkaç elektro daha var ama birisini kaybettik. Kaybettik aynen. Ama belki büyük koruyucu onu alabilir. Biraz zor ama alması. Senin canın fullse bir şeyler olabilir. Nah be, sen de eridin. Şu an %83. Bir yıldız lütfen, bari bir yıldız. Evet, bir yıldız arkadaşlar. Bir yıldız geldi. Ama zaman yeter mi bilmiyorum. Şu an çok az vuruyor koruyucu dede. İnşallah bir yıldız gelecek lütfen. Bir yıldız daha gelirse çok iyi olacak. Zaman yetmeyecek değil mi? Yapma, ne olur yapma. Onu indirmen lazım ama. Bak böyle olmaz koruyucu reis. Bu canımı çok yaktı benim Cehennem Kulesi. Ve büyük ihtimalle 3 gelmeyecek abi. 2 gelmeyecek. Gibi duruyor. Yani gelmeyecek. Arkadaşlar, zaman yüzünden 2 yıldızı da kaybettik. 2 yıldızdan olduk. Ya nasıl bir şanstır bu arkadaş ya. Tüh be. Neyse, ganimeti bayağı bir şekilde aldık. Bu gerçekten çok iyi oldu. Arkadaşlar, gerçekten çok iyi oldu ganimetlerimiz. Bugünkü videodan bu kadar olsun. Size güzel bir elektro ile nasıl ganimet kasılır videosu gösterdim. İnşallah böyle videoların devamı gelecek. Sizin de like atmanızı bekliyorum. Oruçlu oruçlu sizin için video çektim. Lütfen arkadaşlar like atın. Bunu esirgemeyin. Çok fazla bir şey değil zaten. Bir like butonuna dokunacaksınız, o kadar. Gördüğünüz gibi ganimetler efsane. İki savaşta resmen 1,5 milyon altın, 1,5 milyon iksir, 12 bin de kara iksir almışız. Müthiş. Yani diyecek şeyler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.